Tanımsızlık noktası yok. Direkt yerine yazabiliriz arkadaşlar. 2 de tanımsız ama zaten yerine 3 yazacağız. 3 yazınca 3 eksi 3'ten 0 olacak. Aşağısı da 1. Artı 3 artı 6'dan 9'un karekökü 3. Böylece cevabımız C şıkkı oldu. Polinom fonksiyonlarında tanımsızlık olmadığı için arkadaşlar süreksizlik de olmadığı için direkt sanki f2'ymiş gibi düşünebilirsiniz. Mutlak f2 nedir? Ona bakalım şimdi. Şöyle, f2 yerine yazarsak eksi 25 geliyor dışarı o yüzden 25 çıkacak x yerine 2 yazınca 5 üzeri f2 x artı m demiş. Hemen f2 x'i bulalım. F2 x arkadaşlar burada 2 x'in parantez karesi eksi 4 çarpı 2 x eksi 21. X yerine 4 yazacağım. Haliyle buradan da f8 olacak. E, 8 4'ün karesi şey 4 çarpı 2'den 8'in karesi 64. Ee, burası da 4 çarpı 8 32 eksi 21. 32 eksi 21 buradan 53 11 oldu arkadaşlar. Haliyle artık şunu söyleyebiliriz. Burada bunun yerine 11 yazdığımız zaman 5 üzeri 11 artı m eşittir 25. M de arkadaşlar eksi 9 oldu ki 25'e eşit olsun c şıkkı. Bir burada kritik nokta mı? Hayır. Neye göre kritik noktayı anlıyoruz? Bakın arkadaşlar bu parçalı fonksiyonda şunlar size fonksiyonun parçalandığında sıfırdan küçük olduğunda farklı, sıfır eşit olduğunda farklı ve sıfırdan büyük olduğunda farklı olduğunu söyler. Diğerlerinde o zaman direkt böyle bulduğunuz değer fonksiyonun değeri limitin değerine eşittir. Bundan dolayı x1'e giderken hangisini kullanacağız? Bunu. 1 artı 2'den 3 oldu. Yanlış. Limit x f0 demiş. F0'ı bulalım. F0 arkadaşlar bakın burası. Eksi 1 olacak. Önce onu yapalım. Şimdi artık bunun yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 de kritik nokta mı? Hayır. Kritik nokta zaten burada sadece 0 olarak verilmiş. Bu yüzden de eksi 1'i yerine yazdığımız zaman hangisi olacak? 2x artı 1. 2 çarpı eksi 1 artı 1'den bu da eksi 1 oldu. Dolayısıyla kesinlikle doğru. X2 yine aynı şekilde arkadaşlar. Kesinlikle tanım e, limiti sürekliliği etkilemiyor. Kritik nokta değil. Direkt olduğu gibi şurada yerine yazacaksınız en aşağıdakinde. 4 artı 2'den 6 oldu. Bu da doğru geldi. 2, 3, D şıkkı. Evet şimdi burada sin kare 2x bölü x çarpı sin x demiş. Şimdi kuraldan yararlanarak aslında şunu görmek gerekiyor. Sin A x bölü sin B x olursa da arkadaşlar limit x sıfıra giderken yine A bölü B olur çünkü şöyle bir şey yapabiliriz bakın x nasıl olsa her iki tarafta da olursa pay ve paydada gitmez mi? O zaman gerçekten bunlar gittiğinde buradan A buradan B geldiğinde yine aynı şey olur. Bu da aklınızda bulunsun. Bunu şundan dolayı söyledim tamam. Sin 2x bölü x ayarlarız ama bir de yanında sin 2x bölü sin x olacak. Buradan Limit 2 gelir. X'lerin katsayılar oranı. Burada X'lerin katsayılar oranı 2 olacaktır. Cevap 4 olur. Bu şekilde çarpımları da ayırmak gerekir. Sonra biz kuralı arkadaşlar X0'a giderken diye öğretiyoruz. Ama şöyle bir şey bakın. Siz X-2'ye T derseniz X eşittir 2 için T ne çıkacaktır? 0. Bak o yüzden ne yapacağım? Limit T 0'a giderken diyeceğim. X-2 gördüğüm yere yazacağım. Sin 3 T bölü Artık eksi t olacak burası. Hakikaten buradan da cevabımız eksi 3 oldu. Bu da doğru geldi. Son olarak 2x artı 4. Yine aynı hamleyi yapıyorum bakın. x eşittir eksi 2 için x artı 2'ye t dersek böylece t'ne gelecektir? 0 eksi 2 yazarsak x yerine limit t 0'a giderken t dediğim ne artık? x artı 2. Bu yüzden sin 2t. Buradan da x eksi 2 çarpı x artı 2'ye t demiştik. Şimdi x artı 2 t ise x buradan t eksi 2 olur. Yani burası da t eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Şurası sin 2 t bölü 2'den 2 olacak. 0 yazdığımız için aşağısı eksi 4 böylece eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. 3'ü de doğru geldi 1 2 3. 1'e soldan yaklaştığımızda fx'te hemen 1'in dibinden baktığımızda bakın nereye yakın? 1 değerine yakın. Dolayısıyla 1 yazacağız. Sonra gx'e baktığınız zaman 1'in hemen solunda hangi değere yakın? m. O yüzden 1 çarpı m. Eşittir. 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlar gördüğünüz gibi gx sıfıra çok yakın. Burasının y değeri gördüğünüz gibi sıfır. Eksi fx'e baktığımız zaman fx'te de 2'ye soldan yaklaştığımızda eksi 2'ye gidiyor. Eksi eksi 2'den artı 2 olacak. Şimdi sıfır noktasında ikisi de arkadaşlar direkt sürekli kopma noktası yok. Direkt bu noktadaki y değeri aynı zamanda fonksiyonun da limitine eşit. Bu yüzden m bölü m. m eşittir. Şurada 2 artı 1 oldu. 3 yapmış oldu böylece b şıkkı. Her x gerçek sayısı için limiti varsa sol limit ve sağ limit birbirine eşit olacak o zaman. Hangi noktalarda peki? İki tane kırılma noktası var bakın burada. Bir x küçük, küçüktür eksi bir için. Bir x büyüktür eksi bir için. Ve buradaki yine bir noktası için. Hepsine bakmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakmak zorunda mıyız? 2'ye 3'e? Hayır. Sadece kırılma noktaları. Şimdi eksi birin solunda arkadaşlar limit bu. Haliyle 1 eksi ab diyeceğiz. Eksi 1'e soldan yaklaşma. Ben uzunca limit yazmamak için şöyle yazıyorum. F eksi 1 eksi diyorum. Sonra arkadaşlar eksi 1'den büyük değerlerde F 1 eksi 1 artı diyelim. Eşittir. Eksi eksi 1'den 1 eksi 3B diyeceğiz. Bunlar birbirine eşit olmalı. Birler gitti. Eksi AB eşittir. Eksi 3B'den pozitif sayı olduğu için sadeleştirebilirsin. A3 geldi. Sonra gelelim bir noktasındaki limite. Bir noktasında da 1'e soldan yaklaşırsak x eksi 3b'yi kullanacağız. Eksi 1 eksi 3b. Yine 1'e sağdan yaklaşırsak bu sefer eksi 13 artı 3c olacak. Şimdi o zaman artık diğer tarafa atabiliriz. 12 eşittir 3c artı 3b. b artı c de arkadaşlar buradan 4 geldi. Zaten a'nın 3 olduğunu biliyoruz. Toplamları 7b şıkkı. 1'e sağdan yaklaşacağımız için şöyle yaklaşık değer düşünelim bakın. 1.01 gibi düşünün. F'nin içinde F 1.01 3 diyeceğiz. Şunu kaldırayım bir. Böylece 1.01 3 normalde 1 olsaydı eksi 2 olurdu ama F F eksi 1.99 olacak arkadaşlar tamam mı? Eksi 1.99 nasıl bir sayıdır? eksi 2'den büyüktür değil mi? Bu yüzden eksi 2'den sağındadır. Böylece buranın f eksi 2 artı olduğunu anladım. f eksi 2 artıyı kaç vermiş soru size? 4. Demek ki arkadaşlar bu artık 4'müş. Şimdi limit artık burada f4 oldu. f4'e geldiğimiz zaman... Bir fonksiyonun sol ve sağ limiti birbirine eşitse, bir de üzerine sürekliyse bunu vermesi lazım bu iki bilgi. Sol ve sağ limit eşitse bir de sürekli ise o zaman f4 de arkadaşlar 2 olur. Bu yüzden burada artık bileşke fonksiyondan elde edeceğimiz değer 2 geldi. Payı hallettik. Gelelim paydaya. Paydada da arkadaşlar 5-1.01 diyorum. Maksat olayı anlamak burada. 3.99 bak böylece şunu anlıyoruz. Bu 4'ten küçük bir sayı ama 4'e çok yakın. 4 eksiymiş. Limit f4 eksi kaçtır? 2. Böylece bunları böldüğümüz zaman 2 bölü 2'den 1 oldu arkadaşlar. Yani 2 artı 2 eksi 1 artı 1 eksi demek yerine tahmini orada değer verip yaklaşık değerlerinden yararlanarak sağ tarafta mı kalmış sol tarafta mı kalmış daha mantıklı anlarsınız. Hemen bakalım limit g x 1'e soldan yaklaşırken demiş. Yine ben arkadaşlar burada 1 eksi dediği yere şöyle 0.99 maksat olayı anlayalım. 3 eksi 0.99 dersek f 2.01 yapar. Böylece şunu anlarım. 2'den biraz büyük haliyle bu 2 artı demek olur. Sonra aynı şekilde f x eksi 2'de de 0.99'dan 2 çıkarırım. Bu da arkadaşlar normalde 1 çıkarsay, çıkarsaydık eksi 1 olurdu. Eksi 1.01 oldu. Demek ki bu da f eksi 1'in solunda artık buradan yararlanarak f 2 artıya bakacağız. f 2 artı bakın 2'nin sağında Nereye yakın? 0 arkadaşlar. Şu bölge bakın yaklaştığınız zaman y'si 0 olan noktaya yaklaşıyoruz. Sonra f 1 eksi. Eksi 1'e soldan yaklaştığınızda da y değeri olarak 1'e yaklaşıyorsunuz. Bunların toplamı sorulmuş. 0 artı 1'den 1. C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu. x eksi 2'ye yaklaşıyoruz x kare eksi x'e ve x kare eksi 2 x'e fx demelisiniz. Çünkü g bileşke fx zaten g'nin içine yazdığım bir fonksiyon. E, x eksi 2 de bir fonksiyondur. x kare eksi x de bir fonksiyondur. x kare eksi 2 x de bir fonksiyondur. Bu yüzden x eksi 2'ye bakacağız. x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman arkadaşlar fx eşittir 0 oluyor. Doğru mu? E, haliyle fx 0 olduğu zaman bunun bileşke fonksiyonu neymiş? 0. Demek ki buradan 0 geldi. Geliyorum şimdi ikinciye. X gördüğüm yere 3 yazacağım. X kare eksi x kabul ettim ikincisinde fx'i. F3 arkadaşlar tabii ki 9 eksi 3'ten 6. Yani sıfırdan büyük. Hemen artık o zaman en üstteki fonksiyonu kullanacağız bunu. Fx arkadaşlar zaten sıfırdan büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. Haliyle aşağısı da fx böylece 1 oldu. Buranın limiti. Sonra geliyorum x kare eksi 2x'e. fx eşittir x kare eksi 2x için. X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak 4 e, artı 4'ten 8 oldu. Yine sıfırdan büyük geldi. O zaman fonksiyon mutlak değerden olduğu gibi çıkar. Aşağısı zaten fx. Bunun da limiti 1 yaptı. Cevap böylece 2 oldu. C şıkkı. Bu şekilli limit sorularında bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ben size bunun Türkçesini söyleyeyim. Diyor ki size aslında limit sorusu çok olmuyor bunlar. Şunu demek istiyor beta 3 alfa olduğunda tanjant beta bölü 3 nedir? Türkçesi bu. Bu soruların arkadaşlar bunu anlamanız lazım. Beta 3 alfa olduğunda yaklaşırsa değil. Sonuçta bu kapı açılıp kapanıyor ya. Tam 3 alfa olduğunda ne olur diye düşünebilirsiniz. haliyle beta 3 alfa ise soru bizden neyi istiyor? tan alfa'yı istiyor. Şimdi beta 3 alfa olduğu an burası kaç alfa olacak? 2 alfa. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu alfa'yı kullanmak için burayı böyle uzatacağım. Şöyle bir üçgen yapacağım arkadaşlar kendim. Burası alfa olursa burası da alfa olacak şekilde bir üçgen yaparsam. Böylece ikiz kenardan P diyeyim. PC 5 olur arkadaşlar. CA da 5 olur. Bir de kendiliğinden bunlar alfa alfa çıktığı için ...üç kök olur. Artık yorumu yaparken ikiz kenar bir düküce, şey, üçgende tabana dik indiririm. 3 kök 10 bölü 2. 3 kök 10 bölü 2 olur. Şuraya x diyorum. x kare artı 90 bölü 4 eşittir 25. Pisagor yaptım. Sonra x kare eşittir 100 bölü 4 eksi 10'dan 90'dan 10 bölü 4. X de buradan kök 10 bölü 4 oldu. Kök 10 bölü 2 oldu pardon. Şöyle bir üçgen çıktı yani orada. Tabana dikindirdim. Şuraya h yazayım. PH arkadaşlar. 3 kök 10 bölü 2. Sonra CH kök 10 bölü 2. Bizden tan alfayı istiyor. Kök 10 bölü 2 Bölü 3 kök 10 bölü 2'den 1 bölü 3 geldi. B şıkkı.